Donald Trump'ın Amerika'nın 45. başkanı seçilerek tüm dünyayı şoka uğrattığı Kasım gecesinin üzerinden 3 yıl geçti. Ülke genelindeki tüm cumhuriyetçilere, demokratlara ve bağımsızlara sesleniyorum. Birlik içinde tek bir halk olarak kaynaşmamızın zamanı geldi. Bu birlik çağrısının unutulup gitmesinin üzerinden uzun zaman geçti. Biz daha çok iş başardıkça demokratlar daha çok nefret ve öfkeyle doluyor. Trump şimdi ise azil soruşturmasına karşı koyabilmek ve 2020 seçimlerini kazanmak için sadık taraftarlarına güveniyor. Bu savaşta tehlikede olan mesele Amerikan demokrasisinin hayatta kalmasıdır. Kendinizi kandırmayın. Bu ülkeye zarar veriyorlar ama buna asla izin vermeyeceğiz. Yanına bile yaklaşamayacaklar. Temsilciler Meclisi'nde devam eden azil süreci, Trump'ın siyasi rakibi Joe Biden'ı soruşturması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddialarına odaklanıyor. Demokrat Parti Başkan adaylığı için mücadele eden Biden ise Trump'ı kampanyasının odağı haline getirdi. Trump iç savaş çıkacağından bahsediyor. Bu adamın kontrolü yok. Tam bir deli. Yapacakları beni endişelendiriyor. Kendim ya da ailem için değil, başkanlığının gelecek yılında ne yapacak diye kaygılanıyorum. Uzman John Fortier, Trump'ın başkanlığının birçok alanında olduğu gibi azil soruşturmasının da partizan çizgiler çerçevesinde yürüdüğünü söylüyor. Demokratlar başkanın yasaları çiğnediğine inanıyor ve daha fazla kanıt ortaya çıkararak kamuoyu görüşünü başkan aleyhine çevirmeyi ve belki de başkanın görevden uzaklaştırılmasını umuyor. Cumhuriyetçiler ise geçmiş örneklere bakıyor ve azil soruşturmasının demokratlar aleyhine geri tepebilecek bir hamle olduğunu ya da en azından büyük zarara yol açmayacağını düşünüyor. Kamuoyu yoklamalarına göre Trump'a gösterilen destek oranı %40'ın biraz üzerinde. Uzmanlara göre bu oran azil soruşturmasıyla mücadele ederken bir yandan da yeniden seçilmeye çalışan bir başkan için son derece düşük. Ancak Cumhuriyetçi Parti stratejisti John Fiery'e göre Trump'ın siyasi tabanındaki etkisini küçümsemek tehlikeli. Washington'daki uzmanların gözden kaçırdığı şeyler var mı? Kesinlikle var. Trump'ın duygulara hitap eden gerçek cazibesi hakkında en ufak fikirleri yok. Desteklemelerinin nedenlerinden biri Trump'ın verdiği sözleri tutması ve ekonominin ilerlemesini sağlaması. Uzman William Galston, Demokrat Parti'nin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden görevden azledilme kararı çıksa da Trump'ın Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da büyük olasılıkla aklanacağını söylüyor. Azil sözünün geçmeye başladığı günden bu yana ki bunun üzerinden bir yıldan fazla süre geçti, demokratların Trump'ı görevden uzaklaştırmasının tek yolunun 2020'de seçim süreciyle mümkün olacağına inanıyorum. Şimdiye kadar gördüklerimin hiçbiri bu görüşümü değiştirmedi. Amerikan kamuoyu Donald Trump'ın çalkantılı başkanlığının üzerinden geçen 3 yıldan sonra bir yandan azil süreci üzerine verilen partizan mücadelelere, diğer yandan da yakın tarihin en çekişmeli başkanlık seçimlerinden birine hazırlanıyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington.